Önemli bir haber var Şişli Belediyesi'ne dair, Şişli Belediyesi'nde olanlara dair. Hem biraz bugünü konuşacağımız, hem birazdan biraz da geçmişte olanları değerlendireceğimiz. Ali Macit, halktv.com.tr özel haberler muhabiri benim hemen yanımda. Çünkü senin yaptığın bu haberle birlikte çok daha fazla detayını biz öğrenmiş olduk bu meselenin. Şimdi bize bir anlatır mısın? Şişli Belediyesi'nde şu anda ne oluyor? Mustafa Sarıgül işin neresinde, nasıl duruyor? Evet. Birazdan eski Şişli Belediye Başkanı Ali İnönü de konuğumuz olacak ama önce sözü sana ben bir bırakayım Ali. Evet, aslında bu olay Mustafa Sarıgül'ün CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde 2012 ve 2013 yılları arasında hizmet binasında yer aldığı toplam büyüklüğü 75 bin metrekare değeri olan, diğeri ise, yani değeri ise 500 milyon dolara yakın bir arsa. Bu arsayı kendi vakfına, Şişli Vakfı'na bazı yerleri burayla birlikte bazı yerleri 1 lira bazı yerleri 2 lira karşılığında Şişli Vakfı'na kiralıyor. Sonra Mustafa Sarıgül sonra 2014 yılında belediye başkanı adayı gösterilmiyor Şişli'den. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösteriliyor ve kaybediyor. Ondan sonra Hayri İnönü Şişli'nin belediye başkanı oluyor ve bu taşınmazlarla ilgili bir dava süreci başlıyor bununla ilgili. Hayri İnönü bu davayı kazanıyor. Onun sonrasında 2019 yerel seçimlerinde şu anki mevcut belediye başkanına karşı Mustafa Sarıgül tekrardan DSP'den aday oluyor ve kaybediyor. Sonrasında ise bir parti kurma süreci var Mustafa Sarıgül'ün. Ve böyle bir süreç var ve bu süreç içinde burası, yani bu Mustafa Sarıgül'ün ailesinin vakfına geçen, kiralanan yerler bir şekilde Şişli Belediyesi'ne geri geliyor ve hala devam eden bazılarının devam ettiği, bazılarının da tamamlandığı yerler var. Ne olduysa tabii Mustafa Sarıgül'ün Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili olduktan sonra başlıyor her şey aslında. İddiaya göre bir meclis üyesinin iddiasına göre bu. Evet. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na baskı yapıldığı iddia ediliyor bu konu hakkında. Hatta Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akan'ın bizzat Muammer Keskin'le birlikte görüştüğü, Muammer Keskin'in de belediye meclis üyelerini toplayıp bu arazilerin ilgili vakıfla birlikte bir çözüme kavuşturulmasını istediğini aktardılar. Evet. Onun neticesinde gel zaman git zaman normalde belediye meclisleri her ayın ilk pazartesi günü toplanır. Yani önümüzdeki pazartesi günü toplanması gereken meclis ani bir şekilde tek gündem maddesiyle dün toplandı. Evet. Ve bunun neticesinde bu konu tartışıldı. Bu konu tartışılırken tabii çok hararetli bir tartışma söz konusu oldu. Tartışmaların çıktığı da iddia ediliyor aynı zamanda. Çünkü CHP'li bazı meclis üyeleri bu kararı çok net karşı çıktılar. Bunun neticesinde ilk olarak gündemden çıkartıldı bu. Şimdi şöyle Ali Macit, bizim bu saat diliminde o kadar fazla son dakika bilgisi geldi ki en sonunda Torga Şardan'la ilgili bu gözaltı konusu. Şöyle kaç dakikamız var yönetmenim? Çünkü 3,5 dakikamız kalmış. Hayri İnönü'yü de bekletmeyelim. Tek soru tek cevap gibi bir vaktimiz olacak. O yüzden ben soru sormayı sana bırakayım, süreci yakından takip eden gazeteci arkadaşım. Hayri Bey merhaba, hoş geldiniz yayına. Kusura bakmayın, çok fazla son dakika oldu. Vaktimiz daha uzun olacaktı ama baştan size bunu iletmek istedim. Belki sonra daha uzun uzun konuşuruz. Ben soru için sözü sana bırakayım Ali lütfen. Efendim hoş geldiniz tekrardan. Ben de şunu sormak istiyorum. Siz bizzat olayı yaşamış bir insan olarak dünkü karar ne anlam ifade ediyor? Bunu birazcık bize anlatabilir misiniz? Bu ilk bahsettiğiniz Tebuz'da olan olay duyduktan sonra bir süre sakinleşti ortalık. Hiçbir haber gelmedi. Ta ki dün olan olağanüstü toplantının ilan edilmesine kadar. Ben bu ilan edilince birkaç kişiye aradım, sordum ne oluyor diye. Anlaşılan bir... Ya benim şu bu kadar alelacele yapılmasının nedeni Sarıgül'den Şişli Belediyesi arasında bir anlaşma yapılacağına dair bir şüphelerim doğdu. Çünkü sonuçta bu iptal edilmesi de sonuçta gayri kanuni. Aslına bakarsanız ben araştırdım. Belediye meclisine bu biraz önce bahsettiğimiz, dün bahsettiğimiz devir de çok kanuni değil. Belediye kanununun 18. maddesi ve ha ben de uyarınca bu tip 5 bin liranın üstünde olan bütün kararlar meclise veriliyor. Meclis bu yetkisini herhangi birisine devretmesi
kanuni değil. Yani aslına bakarsanız dün yapılan devir işlemi, yani daha doğrusu yetki işlemi benim anladığım kadarıyla kanuni değil. Ama bir öyle bir karar çıktı dün ve ben bu kararın böyle alelacele çıkartılmasına da pek yadırgadım. Dediğiniz gibi siz de biraz önce dediniz. Pazartesi günü olacak, önümüzdeki hafta kurultay sonrası, çok önemli bakın bu, kurultay sonrası olacak toplantı neden önceye alındı? Yangından mark kaçırılcasına şey mi yapılmak istendi diye düşündüm ama sonuçta tabii herkesi iyi niyetli olarak düşünmek lazım. Herhalde teknik nedenlerden ötürü öne almak zorunda kaldılar toplantıyı. Bu toplantı da aslına bakarsanız 6 tane meclis üyesi, benim duyduğuma göre Emin Vahapşimşek, Seyfi Erbaş, Hakan Aka, Emrah Şahan ve Çetin Keçeli ile Umut Şenol aleyhte oy kullanmışlar. Yani bildikleri için bunun doğru olmadığını aleyhte oy kullanmışlar. Kısaca size şunu söyleyeyim. Daha önce ben belediye başkanı iken de meclise başvurdum. Bu konunun iptali için reddedildi. Ve red gerekçesi olarak da Türkiye Vakfı'na verilen gayrimenkulleri örnek olarak gösterdiler. Onlar yapıyorlar, neden biz yapmayalım diye bir bunu söyleyenler Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleriydi. Ama ben bunun hatta şey daha var. Ben davaları açmaya başlayınca Ankara'ya gittim ve genel merkezde bazı kişilerle de görüştüm. Pek işin içinden bir şey çıkmayacağını bana belirttiler ama sonuçta ben yine de kendime inanıp bu davaları açtım. Ve dava devam etti. Ben belediye başkanının ayından ayrıldıktan sonra ki akıbetler hakkında bilgim yok. Takip etmedim artık. Çünkü artık işim bitmişti. Yeni belediye başkanı bunları takip edecekti. Fakat bir şey, bakın herkesin atladığı bir şey daha var. Geçen dönem, yani benden önceki dönem, siz Kuştepe'deki Bilgi Üniversitesi kampüsünü biliyorsunuzdur. Evet. Orası da satılmış Bilgi Üniversitesi'nin. 2 liraya satılmış. 2 lira. 2 parsel olduğu için 2 liraya satılmış. Onun da iptal edildi. Onun da iptal davasını açtık zamanında. O da iptal edildi. Onun akıbetinin ne olduğunu bilmiyorum. Nedir durumu? Onları da bilmiyorum. Yani ben aslına bakarsanız belediye başkanlığımı bitirdikten sonra ilgilenmedim. Ta ki Temmuz ayında sizin biraz önce Ali Bey, sizin biraz önce bahsettiğiniz olaya kadar. Evet. Çok teşekkürler yayına katıldığınız için. Eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, sağolunuz. Bir taraftan da hani bu yayın esnasında da paylaştığınız yeni bilgiler zannediyorum Ali'nin yine takip edeceği, yazacağı haberler olacak. Ali Macit'e de çok teşekkür ederim. HalkTV.com.tr muhabiri. Biz böylece aslında haber masasında ikinci dilimde noktalamış oluyoruz. Yarın saatler 13'ü gösterdiğinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Birazdan onun detaylarına bakacağız. Diğer taraftan da seçim hazırlıkları, siyasette, iç siyasette hareketlilik var. Bir defa hafta sonu bildiğiniz gibi CHP'nin kurultayı var, 4-5 Kasım. Bakalım oradan nasıl sonuç çıkacak. Sonrasında yerel seçim hazırlıklarını orada daha net bir şekilde göreceğiz. Peki AKP yerel seçimlere nasıl hazırlanıyor? Bazı önemli kulis bilgilerine Şeyma Paşayiğit ulaştı bu konu hakkında. O yüzden sözü hemen Şeyma sana bırakayım ki lütfen bizimle paylaş, hangi yeni bilgiler var sende? Evet Buket Güler, cumartesi pazar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı var. Sonrasında CHP'de yerel seçimler için hazırlıklara başlayacak ama Adalet ve Kalkınma Partisi artık yerel seçimler için düğmeye bastı ve ittifak ortağı Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte toplantılarına devam ediyor. Dün de bir toplantı gerçekleştirdiler. Heyetler halinde toplantılarını sürdürüyorlar. 81 ilde ittifak yapma konusunda iki partinin de hemfikir olduğunu belirtelim. AK Parti'nin hedefi ise CHP başta olmak üzere, CHP'nin elindekiler başta olmak üzere büyük şehirleri yeniden kazanmak, en büyük hedefleri bu. 7 Kasım'da AK Parti'nin MKYK toplantısı var. MKYK toplantısında MYK'ya görev verilecek, yetki verilecek, yerel seçimler için yetki verilmiş olacak. 7 Kasım'dan sonra da tüm teşkilatlardan, AK Parti'nin il ve ilçe teşkilatlarından birkaç isim istenecek adaylar için ve bunun üzerine de anket çalışmaları başlamış olacak. Ocak sonunda, Şubat başında da adaylar AK Parti'de ilan edilmeye başlanacak. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir diğer odak noktası da muhalefet. Muhalefet üzerinde de değerlendirmelere devam ediyorlar. İYİ Parti
Parti 81 ilde aday çıkaracağını söylemişti. Yerel seçimlere müstakil gireceğini ifade etmişlerdi. Ama Cumhur İttifakı, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti ittifak yapacakmış gibi yerel seçimlere hazırlanıyor. Bunun da sebebi 14 Mayıs öncesinde İYİ Parti'nin önce masadan kalkıp sonra tekrar oturmasını gösteriyorlar. Son düzlükte CHP ve İYİ Parti ittifak yapabilir. Bu yüzden bunu riske atamayız. Ayrı ayrı çalışmalarını sürdürüyor olsalar da biz onlar ittifak yapıyormuş gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz diyorlar üst yetkililer.